Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni okulumdaki ilk günüm. Ya daha doğrusu diploma olarak seçmiştim. Birkaç hafta gittim. Sonra sertifika business'a geçtim. 2 hafta önce başladı okula ama ben 2 haftadır kalkıp gidemedim. Pazar günü, pazar sabahı okul koymuşlar arkadaşlar. Pazar sabahı okul mu konur? Yani böyle saçmalık yok. Saat 9'da ders var. Şimdi geldim şimdi 9:20 falan geçiyor. Gireceğiz derse bakalım. Burası arkadaşlar Marvel Stadyumu. Marvel Stadyumun hemen orada Dockland'de. Şöyle bakın arkadaşlar, şöyle bir tane okul da değil aslında, şöyle bir ofis gibi düşünün. Şurada Original Campus arkadaşlar. İçeride böyle 10 kişi 20 kişi takılıyoruz. Böyle saçma bir maksat okula gitmek olsun. Yani arkadaşlar okul kapalı, kafayı yiyeceğim. Ben dün cumartesi akşamı sırf hani okula gelemiyorum, okula bugün geleceğim diye dışarı çıkmadım, gezmedim. Cumartesi akşamı gezmedim, tozmadım. Erken yattım okula geleyim diye, okul kapalı ya. Kafayı yiyeceğim ya. Evet arkadaşlar, okulumun ilk günüydü. Yani aslında ilk günü değil de benim için ilk gündü. Ya önceki 2 hafta kalkıp gidemedim okula. Ama zaten geçen hafta yokmuş ders. Neyse. Bugün gittim. 9:30'da gittim. Normalde 9 diye yazıyor. Kapı kapalıydı. O ara gittim. Yakında bir Kohl's vardı, market. Market videosu çektim o ara. Bir de market şampuan lazımdı. Onu aldım, geldim. Dönüşte tekrar bir bakayım dedim. Baktım bu sefer bak açık. Girdim abi. Benim dışımda kaç kişi? 3 kişi daha vardı. Hoca, bir de hoca var. Herkes oturmuş bilgisayara takılıyor. Hiçbir şey yapmadık var. Ne ders anlattı, ne bir şey yaptı. Okulun kendi sitesinde bir sistemi var. Oradan arkadaşlar slaytlar var, light'lar var. İşte onlara bakarak ödev yapıyorsunuz ya da bilmem ne. Ödevler var. Onları dolduruyorsunuz. Hoca da kontrol ediyor, onaylıyor. Sonra gidiyorsunuz. Yani böyle saçma sapan bir şey. Yani yoklamada hani önemli diyorlar ama önemli değil mi bilmiyorum. Neyse ben önceki haftalar gitmediğim için 3 haftanın ödevi vardı. Onlarla uğraştım. Onları yaptım. Arkadaşlarla beraber yardım ettiler. Ve sınıfta Türk arkadaşlar, yabancı yok yani, herkes Türk. Hoca da Hintli, aksanı falan da kötü. Sonra çıktık arkadaşlar, yani böyle bir saçma ya, niye anlamadım, niye böyle bir şey var. Bu hani zaten bizi uzatmak için olduğu belli. Çok yani sallamasyon bir eğitim yani, bize uzatma amaçlı sadece. Ama Temmuz ayından sonra hani biliyorsunuz çalışma izni kısıtlama geliyor. Ondan sonra okul 2 güne çıkaracaklarmış yüz yüze. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü bizde bir gün online ders var, bir gün yüz yüze var. Hani bu bile sıkıntılıyken zaten 2 güne çıkarmaları bilmiyorum. Umarım olmaz. İnşallah olmaz. Yani ilk günüm böyleydi arkadaşlar, sertifika programı. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Sadece burada ülkede kalmanızı sağlıyor. Böyle saçma bir sistem. Böyle bir şey. Yani dil okulu falan mükemmel aslında. Keşke dil okuluna falan gidebilseydim ama dil okulu hem çok fazla zaman gidiyorsunuz, haftada 5 gün 4 gün neyse. Bir de hani belli bir seviyeye geliyorsunuz, artık üst seviye çok fazla da olmuyor. Bir de bir yandan sonra sıkılıyorsunuz, her gün okul her gün okul. Dil okulu bu okulun fiyatlarına göre 2 kat ya da daha fazla oldu, 2 kat veya daha fazlası olarak. Yani kötü o açıdan. Onun için böyle bir şey seçtik. Diğer zamanlarda çalışalım diye. Şimdi çalışma izni kısıtlaması da geldi. Bakalım ne yapacağız. Neyse arkadaşlar, bu videomda şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Market videosu da yakında gelecek. Ya da belki ilk market atarım, bilmiyorum. Bu videomda şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bak izleniyorum, görüyorum ama abone olmuyorsunuz. Hani lütfen bir tuşa basacaksınız. Benim için önemli. 1000 abone olmam lazım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.